Elden Ring. Sağımız solumuz Elden Ring oldu. Souls-like denen tür onu ilk kez ortaya çıkartan From Software ve Miyazaki'nin elinde bambaşka bir seviyeye çıkarken sanırım bundan sonraki yıllarda oyun dünyasını bundan önce etkilediğinden bile daha fazla etkileyecek. Zaten piyasada hatırı sayılır miktarda Souls-like oyun varken Elden Ring'den sonra gelecek yıllarda bu sayının arttığına şahit olacağız. Fakat henüz daha Elden Ring çıkmadan önce bile önümüzdeki aylarda ve belki yıllarda çıkacak bu tarz oyunlar vardı. Gelin bakalım Elden Ring'den sonra bizi hangi Souls-like oyunlar bekliyor? Öncelikle beni en çok heyecanlandırandan başlamak istiyorum: Black Myth Wukong. En son 6 ay önce bir Unreal 5 gameplay trailerı çıktığında oyunun bir hayli ilerlemiş olduğunu gördük. Henüz bir çıkış tarihi yoksa bile benim tahminim gelecek sene bu zamanlar oyun çıkmış olacak. Wukong, çok bilinen Çin efsanesi Journey to the West'e dayanan Çinli stüdyo Game Science tarafından yapılan muhteşem görünen bir oyun. Görünen derken hem görsel hem de oyun mekaniklerinden bahsediyorum. Mekan çeşitliliği, boss çeşitliliği, aksiyon zenginliği ile beklentim oyunun From Software tarafından yapılmamış en iyi Souls-like oyunu olması. Diğer yandan Black Myth, Dark Souls'tan daha çok Sekiro'ya yakın olacak gibi. Çünkü dikkat ederseniz hemen hemen bütün sahnelerde karakter hep aynı silahı kullanıyor. Oyunun farklı build'lere izin vermekten çok aynı build'in çeşitlemelerine gideceğini düşünüyorum. Black Myth Wukong, Çin'den çıkan ilk büyük AAA oyun olacak. Bu oyunun başarısı diğerlerinin de önünü açabilir. Çin'den gelecek olan bir başka Souls-like oyunda Wuchang Fallen Feathers. Fakat bu oyun Black Myth gibi pek özgün görünmüyor. Oynanış videolarını seyrettiğinizde animasyonlar, sesler, hatta düşmanların saldırış tarzları bile size oldukça tanıdık gelecek. Fallen Feathers'ın tam bir Dark Souls ve Bloodborne kopyası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hani insan tamam Souls-like benzer de bu kadar da değil diyor. Yine de beni çok rahatsız ettiğini söyleyemem. Eğer oyun keyifli olursa ben oynarım, çok da sıkıntı yaratmaz bende. Çünkü oyun henüz alfada olmasına rağmen oynanış videoları gayet güzel görünüyor. Bundan daha kötü çıkışını yapmış oyunlar gördük sonuçta. Ne zaman çıkar bilinmez ama çıktığında kesinlikle bir şans vereceğim. Sıradaki oyun Project Eve biraz daha hibrit bir tür. İçinde bir ölçek Souls, bir ölçek de Nier var. Anlayacağınız yine bir uzak doğu yapımı ve çok daha hızlı bir oynanışa sahip. Project Eve'i Güney Koreli geliştirici Shift Up yapıyor. Oyunun Souls oyunlarına benzetilmesinin nedeni diğer uzak doğu oyunlarındaki gibi onlarca düşmana giriştiğin bir hack and slash oyunu olması yerine Souls'taki gibi daha az sayıda ama daha ölümcül düşmanlarla mücadele etmeniz ve Sekiro tarzı bir deflect mekaniğinin oyunda bulunması. PlayStation 5 için geliştirilen bu oyunu listeye dahil etmeli mi etmemeli mi bir hayli düşündüm aslında. Tam bir Souls-like sayılmasa da Souls-like-like bir oyun geliyor en azından. Takip edelim bakalım ne çıkacak. O zaman gelelim tam bir Souls oyunu gibi gözüken Thaymessia'ya. Oyun ortaçağ benzeri karanlık bir dünyada geçiyor. Bu ortaçağ doktorlarına benzeyen adam da bizim karakterimiz. Thaymessia görsel olarak pek günümüz standartlarını karşılayacak gibi gözükmüyor ama oynanış açısından kötü durduğu da söylenemez. Aslında tam olarak bir Souls klonu denebilir. Team 17 tarafından yapılan oyunun bu sene çıkması bekleniyor. Sıradaki oyun Steel Rising'de Fransa Kralı 16. Louis'in Otomoton ordusuna karşı savaşıyoruz. Otomotonların ne olduğunu biliyorsunuz. Hani saat gibi kurularak çarklar ile çalışan makineler, sadece tek bir işi yapan zekasız robotlar gibi düşünebiliriz. İşte Steel Rising'de de çok daha sofistike otomotonlar ile, daha doğrusu 18. yüzyıl görünümündeki robotlar ile savaşıyoruz. Zaten oyunun ismi de Steel Rising, çelik yükseliyor. İşin ilginci bizim de bir robot olmamız. Peki içinde Fransa Kralı Louis olduğuna göre
acaba bir yerde de La Résistance var mıdır? Vardır muhtemelen. Bu robot da La Résistance'ı kurtaracak olan robottur muhtemelen. Steel Rising'in savaş tarzı daha bir akrobatik. Düşmanların etrafında dönmeler, ters parandeler falan ilginç görünüyor aslında. PlayStation 5 için geliştirilen oyun bakalım diğerlerinden bu yönleriyle ayrışabilecek mi? Diğerlerinden ayrışmak derken sanırım Souls-like oyunlar içerisinde Hollow Knight'ın yeri bir başkadır. Aslında ona 2D platform Souls-like oyunlarının kralı demek de yanlış olmaz. Ve pek çok 2D Souls-like oyunu olduğunu düşünürsek de bu hiç de yabana atılacak bir başarı değil. Oyunun ikinci bölümü Silksong çok ama çok uzun zamandır bekleniyor ve maalesef hala bir çıkış tarihi de yok. Silksong'da da tıpkı ilk oyun gibi hem düşmanlarla hem de platformlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Souls-like oyunlarının en kendine has yorumu olan Hollow Knight'ın azımsanmayacak büyüklükte de fanları var. Ve ben de bu oyunu merakla bekliyorum. İlkini iki kere başlayıp bitiremedim ama ikincisi çıkmadan önce bir ara onu da halletmeyi düşünüyorum. 2D Souls-like oyunları deyince bence mutlaka Sultan Sacrifice'dan da bahsetmek gerekir. Oyunu fazlasıyla indie bulabilirsiniz ki gerçekten de öyle. İlk oyun Sultan Sanctuary'yi bir karı koca yapmıştı. İkincisinde daha büyük bir ekip olmuşlardır muhtemelen ama tarz olarak ilk oyunu devam ettirmişler. Benim ilk oynadığım 2D Souls-like oyunuydu aynı zamanda ilk oyun ve mekanik zenginliği, build zenginliği şaşırtıcı derecedeydi. Yani demem o ki görünüşe bakıp aldanmamak lazım. İşin bir güzel yanı da bu oyunun Mayıs ayında çıkacak olması. 2D'den sonra tekrar dönelim üçüncü şahıs bir Souls-like oyununa, Lies of P. Bu oyun Black Myth ile birlikte önümüzdeki dönem gelecek olan Souls-like oyunlar içerisinde en çok bilineni. Hikayesi de oldukça ilginç çünkü biz Pinokyo'yuz ve ortam da hiç masal diyarına benzemiyor. Lies of P tarz olarak Bloodborne'a daha yakın. Oyunun geçtiği şehir Yharnam'a oldukça benziyor. Sadece şehir değil, iç mekanlarda tasarım olarak Bloodborne gibi. 18. yüzyıl Londra'sına benzeyen bu şehrin ismi Kairat ve bu şehirde otomotonların işgali altında. Diğer yandan Pinokyo'nun kolu da tıpkı Sekiro'da olduğu gibi takma bir kol. Burnunun bir fonksiyonu var mı onu bilmiyorum ama. Bununla ilgili bir şey mutlaka olmalı. Lies of P'nin çıkış tarihini henüz bilmiyoruz ama bu listenin de en ilgi çeken oyunlarından biri olduğu kesin. Lies of P gibi dikkate değer bir başka Souls-like oyun da Black Fate Forsaken. Bu oyunun en büyük farklılıklarından biri karakterimizin tırmanabiliyor ve yüzebiliyor olması. Sadece çıkıntılara da değil düz duvara da tırmanabilme yeteneği var karakterin. Ve oyun kıyamet sonrası bir dünyada geçen bir açık dünya oyunu. Bol bol keşfedilecek yer var yani oyunda. Elden Ring'den sonra ilk açık dünya Souls-like oyun diyebiliriz belki de. Black Fate Forsaken'ın dünyası da oldukça ilginç. Hem elektronik düşmanlar var, robotlar gibi hem de yaratıklar var. Terk edilmiş şehirler, fabrikalar ayrı bir atmosfer katmış oyuna. Farklı görünüyor yani oyun diğerlerine göre. Bakalım ne çıkacak. Son iki oyunumuzdan birisinin isminde bile Souls var. Souls Ties. Biraz anime havası aldım ben bu oyundan ve Nier Automata'ya da benziyor çünkü yer yer 2D'ye dönüştüğü oluyor oyunun. Sırtımızda bir yayıncıya backseat yapıyormuş gibi görünen bu hayalet kadın da ana karakterin kız kardeşi. Oyundaki savaşlar biraz fazla efekti kaçmış gibi. Patlamalar, devamlı mor, yeşil, mavi renkler, cümbüş yani ekran. Biraz yoruyor gibi sanki. Zaten oyun kendini Souls atmosferinde ama aksiyonda Devil May Cry ve Bayonetta stiline sahip bir oyun olarak tanımlıyor. Bakalım bu birleşimden ortaya ne çıkacak. Bugün bahsedeceğim son oyun için bir Souls-like oyun demek zor. Çünkü kendisi başlı başına bir tür olmuş Final Fantasy'nin sıradaki oyunu Final Fantasy 16'dan bahsedeceğim.
Fakat oyunun karanlık atmosferine, karşılaştığımız düşmanlara, savaş mekaniklerine baktığımızda ortada yadsınamayacak bir Souls benzerliği de bulunmakta. Oyunu yapanın Team Ninja olduğunu ve onların da bir başka Souls-like oyunu olan Nioh'u da yaptığını düşünürsek taşlar iyice yerine oturuyor. Final Fantasy ile Souls'un karışımından ne çıkar bilemiyorum. Fakat çok ilginç bir şey çıkacağı kesin. Benim için bir sorun yok ama acaba Final Fantasy sevenler bunu nasıl karşılayacaklar? Onu da oyun çıkınca göreceğiz. Evet, önümüzdeki dönemde çıkacak Souls-like oyunlara şöyle bir baktık. Elden Ring de zaten hala sürmekte. O bittikten sonra yavaş yavaş bunlara dalarız. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.